sadece görüntülerden ve şahitlerin ifadesine göre açalım. Yapılan bir işlem. Buradan çekilen bir görüntüyle ve şahitlerle, yine o gün Sayın Özgür Özel konuşuyor. Alıyor, diyor ki bütçe görüşmelerini yapıyoruz. AK Parti sıralarında 4 kişi diyor. Sonra görüşmesine devam ederken 8 olmuşsunuz diyor. Grup başkan vekilimiz orada oturuyor. Konuşmacıyı siz çağırıyorsunuz. Ümit bugün de konuşacak. Ümit Beyaz. Konuşmacıyı çağıracaksınız. Gelir gelmez sen zaten boş konuşuyorsun diyor. Bizim sıralara. Siz 3 kere diyorsunuz ki Sayın Beyaz lütfen genel kurula hitap ediniz. Grup başkan vekilimiz Bülent Turan oradan diyor ki Sayın Milletvekilim kürsüdesiniz konuşunuz. Habire atışıyorlar. Siz 3 kere konuşmaya davet ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki milletvekilinin niyeti konuşmak değil sataşmak. Ve genel kurulu kapatıyorsunuz. Sonra bir bakıyoruz görüntülere. İyi açalım, açalım. Biz neredeyiz? Bakın Sayın Özgür Özel'in ifadesine göre ya 400 ya 800. Görüntüleri sayıyorum. O çekilen fotoğraflarda 36 tane milletvekili var. Bunlardan 6 tanesi AK Partili. Biri Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Levent Bülbül. Birkaç tane de Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaş var. Hepsi İYİ Partili. Ya Allah aşkına bizim kürsümüze saldırıyorsunuz. Milletvekillerini tehdit ediyorsunuz. Döveceğim diyorsunuz. Gözlüğünüzü masanın üstüne bırakıyorsunuz. Sen nereden yalancı şahitlik yapıyorsun? Devam edin nereden sayın. Nereden yalancı şahitlik yapıyorsun? Arkadaşlar devam edin gözlüğü sayın. Gözlüğü masanın üstüne bırakıyorsunuz. Dinleyelim. Seni döveceğim diye geliyorsunuz. Ve milletvekilini linç etmeye kalkıyorsunuz. Ama şu anda da bir siyasi linçle karşı karşıyayız. İtibar suikastıyla karşı karşıyayız. Biz o gün Hüseyin Bey'i severim. İyi bir arkadaşımız. Tamamlayalım lütfen. Tanıdığımız dostlarımız da var. Kendisini ziyarete gittik. Bu bir nezaket ziyareti değildi. Samimiyet ziyaretiydi. Ama oradan İYİ Partili milletvekilleri bana ne diyorlar? Bak başkanım o adam parlamentoya girmesin. Ne demek girmesin? Ne olur? Eğer parlamentoya girerse biz ona haddini bildiririz. Ya Allah aşkına bir gerilimden ortaya çıkan bir hadisenin sonuçlarına bakmadan bizim milletvekillerimizi linç edenler o gün bana parmak sallayarak o milletvekiline haddini bildiririz diyene ne diyorlar acaba? Şimdi soruyorum. İYİ Parti grubu eğer buradan kendi arkadaşlarına karşı grup olarak bir bireysel hareketi ortaya koyuyorlarsa eyvallah. Ama bunu genel başkanlarının talimatıyla yapıyorlarsa hani diyorlar ya tek adam tek adam bir ya hakikaten iradelerini bir kişiye teslim eden İYİ Parti grubuyla karşı karşıyayız. Son sözünüzü alayım sayın. Hanıma talimat veriyor. Çıkın dışarı diyor. Ben buradan Sayın Akşener'e sesleniyorum. Diyorum ki milletvekili arkadaşlarımızı zor durumda bırakmayın. Hüseyin Örs'ü tanırım. Gelsin buraya doğrusunu anlatsın. Bizim Bursa milletvekilimizin linç edilmesine meydan vermesin. Dün yaşanan hadiseler. Ya Allah aşkına bir kadın şiddetine karşı karşıya kaldı burada. Siz ön sıralara getiriyorsunuz, kadınları koyuyorsunuz. Kadınları kadın bir bakana karşı şiddet uygulattırıyorsunuz. Grup başkan vekilleri arkada niye erkek üçü de? Ama kadınları buraya koyarak kadına karşı şiddet uygulattırıyorsunuz. Bu yanlış bir şeydir. Bakın İçişleri Bakanı konuşurken Sayın Tarhan lütfen dinleyelim. İçişleri Bakanı konuşurken buradan materyaller fırlatıyorsunuz. İş düzeni 163. maddesi net. Burada materyal getirilmez denmesine rağmen materyal getiriliyor. Ve burada pankart açılıyor. Bunlar bir... Açayım mı bir daha? Peki buyurun. Bugün bakanı yapılan materyal atılmasını şiddetle kınıyorum. Ve burada da her şeyin sorumlusu bizi tutarak dünkü yaşanan hadiselerin sebebi budur. Bırakın Allah aşkına. Peki. Ne yaptığınızı millet biliyor. Ne yaptığınızı millet görüyor. Allah göstermesin iktidar olsanız şurada muhalefeti kanda boğarsınız siz. Teşekkür ediyorum. Bir saniye. Güzel başladık sabah. Uzun bir maraton yapacağız bugün. Çünkü çok sayıda da oylamamız var. Onun için böyle içinizdekilere
bir iki dakika daha müsaade edeyim. Konuşalım. Sonra da işimize bakalım diyorum. Buyurun Sayın Özer. Açalım. Sayın Başkan, çok uzatmayacağım. Birincisi şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle öne getirilecek, bağırtılacak kadınlar falan yok. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar öne gelmeleri gerektiğini düşünüyorlarsa ön tarafa gelirler. Tepki göstermeleri gerektiğini düşünüyorlarsa gösterirler. Eylem yapacaksa yaparlar. Onlar ne Cumhuriyet Halk Parti bizim kadınlarımız falan değil. Can arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımızdır. Bu üstenci, eril dili kınıyorum bir erkek olarak. İki, biraz önce Sayın Elitaş, ben dedim Akbelen ormanları gidiyor, Soma gidiyor, zeytinler gidiyor, limanlar gidiyor. Kendisi 3 gün önceki bir olayı bir dizi film gibi anlattı. Ben buradaydım. 4 kişiydiniz, sonra 8 oldunuz. Belki kavga... Açalım ve tamamlayalım Sayın Özer. Oradaki sorun şu. Kürsüyle bir elektriklenme oldu. Gelip kürsüdeki arkadaşlarını aldılar. Döndüler. Hepimiz gördük ki ta buraya kadar geri dönmüş birine oralardan koşup yumruk atma olayı oldu. Onun savunulacak bir tarafı olmadığını herkes biliyor. Ama bir dizi film gibi anlattınız ya. Ben izledim dizi filmi. Her karakter var da Ceyhan nerede? Alpay Özalan nerede? Erol Taş nerede Erol Taş? Alpay Özalan nerede? Ceyhan. Ceyhan olmadan dallas olur mu kardeşim? Sen Ceyhan anlat. Sayın Grup Başkan Vekili. Karşılıklı tartışıyorum.